İyi bir film öner, iyi bir kitap söyle, bir hikaye ya da bir fıkra anlat. Hangi filmi izleyelim, hangi kitabı okuyalım? Çünkü bütün iyi filmler, iyi kitaplar yaşamın vazgeçilmezleridir. İyi bir filmden herkese merhaba. Bu yıl dikkatimi çeken filmler arasında Mank en başta gelenlerden bir tanesi. Film, dünya sinemasının en önemli eserlerinden biri kabul edilen 1941 yapımı Citizen Kane'in senaryo yazarı Herman J. Mankiewicz'in hayatından bir kesit sunuyor. Özellikle Citizen Kane'in senaryo aşamasındaki döneme. Citizen Kane, Orson Welles'in tartışmasız en önemli filmi. Sinemada montaj, çekimlerde deep focus tekniği ve makyajda yenilikçi tarzıyla sinema anlayışına katkılarda bulunmuş. Hatta sinema olgusunu toptan değiştiren bir film. Tabi Orson Welles, Hollywood sinemasında devrim yapmasına rağmen muhalif bir yönetmendi. Onu sinemanın dahi adamı olarak da tanımlamak abartı sayılmaz. Üst düzey entelektüel bir yönetmenin o dönemlerde buralarda barınması çok mümkün olamadı. Fazla filmi yok. Daha doğrusu ona film çektirmediler. Aynı zamanda oyunculuk da yapan Orson Welles'in biyografisinin henüz yapılmaması büyük bir eksiklik. Mank'in yönetmeni David Fincher. Merhum babası Jack Fincher'in senaryosuna dayanan film bana göre çok önemli bir kişiliğe ve döneme odaklanmış. Filmi izlemek isteyenler önce 1935-50'li Amerikan sinemasına bir göz atması ve mutlaka Citizen Kane'i izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci filmimiz The Trial of the Chicago 7. Bu film, Chicago'daki 1968 Demokratik Ulusal Konferansı'nda Vietnam Savaşı ve karşı kültür protestoları düzenleyen ve federal hükümet tarafından komplo ve ayaklanmaya teşvik ile suçlanan 7 sanığın 1969 yılında görülen meşhur duruşmasına odaklanıyor. Aaron Sorkin'in yazıp yönettiği film, Chicago 7'lisi adından da anlaşıldığı gibi 7 eylemcinin gerçek hikayesini anlatıyor. Ülkenin dört bir yanından 28 Ağustos 1968'de Chicago'ya gelen binlerce protestocunun tek amacı Amerikan gençlerinin Vietnam'daki saçma savaşa gönderilerek ölüme sürüklenmelerini önlemek ve bunun için de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi toplanan Demokrat Parti'yi bu konuda inisiyatif almaya çağırmaktı. Ne var ki Chicago kentinin idarecileri gösterilere izin vermedi ve tamamen barışçı nitelikteki protestolar polisin sert müdahalesi sonucu kan dökülen bir hadiseye dönüştü. Tarihe Chicago 7'lisi olarak geçen ve hükümetin elebaşı olarak yaftalayıp bir nevi intikam almaya yönelik dava açtığı eylemciler o geceki olaylar yüzünden tutuklanarak yargıç karşısına çıkarıldı. Film işte bu dava sürecini ve 28 Ağustos'ta Lincoln Park ve çevresinde yaşananları anlatıyor. Beklemeden izleyin, hoşça kalın, sinemayla kalın.